Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere çok kolay bir borcam pastası tarifi vereceğim. Ben normalde bu pastayı kelepçeli kalıplarda yapıyorum ama sizlere, yani daha doğrusu kalıbı olmayanlara nasıl pasta yapabileceklerini göstermek amacıyla çektim bu videoyu. Hemen öncelikle pastamızın kekini yaparak başlayalım. Oda ısısında beklettiğim 3 adet yumurtayı kabımın içerisine alıyorum. 1 su bardağı toz şeker. Şekerli yumurta 2 dakika boyunca çırpacağım. Yeterli. Hemen diğer malzemelerimi de katıyorum. Bu tarifte yine kullandığım bardak ölçüm 200 ml. Yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı ılık su. 1 su bardağı süt. 1 paket vanilya. 3 yemek kaşığı tepeleme dolusu kakao. Her zaman söylediğim gibi kakao markasına göre değişebilir. Eğer fazla gerekirse fazla ekleyin. Mikserden önce şöyle elimle çırpıyorum uçuşmaması için. Tekrar mikserle bir 10-15 saniye çırpıyorum. Yeterli. 2 su bardağı unu burada eledim. Ekliyorum. Eğer gerekirse tekrardan ekleyeceğim biraz daha. 1 paket de kabartma tozu. Tekrar el çırpıcısıyla önce çırpayım. Şöyle yarım su bardağı un daha aldım. Yani 2,5 su bardağı un koymuş oldum. Tekrar mikserle bir 15-20 saniye, yani iyice karışana kadar çırpıyorum. Ben hemen şöyle bir borcam kullanacağım. Sizler de evinizdeki borcamı kullanabilirsiniz. Bu boyutlarda olması yeterli. Kekimi boşaltıyorum. Şöyle iyice yerleştiriyorum. 180 derecelik fırında kürdanla bakacağım. Piştikten sonra alacağım. Kek fırında pişerken ben hemen çikolata sosunu hazırlayayım, soğusun. Şöyle 2 su bardağı süt. 1 su bardağı su. 2 yemek kaşığı tepelemeye yakın un. Tepeleme dolusu 4 yemek kaşığı toz şeker. 3 yemek kaşığı kakao tepeleme dolusu. Ocağımın altını yakmadan önce birbirine yediriyorum iyice. Ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte karıştıra karıştıra koyulaşana kadar pişiriyorum. Kaynamaya başladı, gördüğünüz gibi göz göz oldu artık. Kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha sürekli karıştırarak pişirin. Ocağa koyduktan sonra hiçbir zaman karıştırmayı bırakmayın, yoksa topaklanır. Artık ocağın altını kapatıyorum. Hemen içerisine 50-100 gram arası bitter ya da sütlü çikolata, ben sütlü ekliyorum. 1 yemek kaşığı da tereyağı. Çikolata ve tereyağı eriyene kadar hızlıca karıştıracağım. Kekim fırından çıktı. Toplamda tam 18 dakikada pişti benim fırın ayarıma göre. Sizler de dikkatli pişirin lütfen. Gözünüz fırında olsun çünkü çok çabuk pişiyor. Eğer uzun süreli pişirirseniz kekiniz kurur. Artık bu kenarda iyice soğuması gerekiyor. Beklesin. Ben hemen kremamı hazırlayayım. Kremamın içerisine 2 paket krem şanti alıyorum. 1,5 su bardağı da süt. Hemen şunu da belirteyim. Her krem şanti aynı oranda süt yemez. Siz arkasındaki ölçülerden biraz daha az süt koyarak hazırlayabilirsiniz. Önce düşük devirde, sonra yükselterek iyice koyu kıvam alana kadar çırpıyorum. Krem şantiye çırptıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı labne peyniri ekliyorum. Eğer istemezseniz eklemeyebilirsiniz.
Tam dolu dolu 2 yemek kaşığı katmış oldum. 1,5 su bardağı da Hindistan cevizi ekleyeceğim. Tekrar çırpıyorum düşük ayarda. Karışana kadar sadece. Yeterince karıştırdım artık. Yeterli. Dolaba kaldıracağım. 1 saat boyunca dinlendireceğim. Kekim de o arada iyice soğumuş olacak. Hepsi soğuduktan sonra da artık pastanın aşamalarına geçebilirim. Keki şöyle kağıttan çıkartayım, yağlı kağıttan. Daha çabuk soğuması için. Gördüğünüz gibi hala duman çıkıyor. Kekim çok yumuşak oldu. Sizler de dikkatli pişirmeye özen gösterin. Bu burada soğudu. Şöyle altına tekrar yağlı kağıt koydum. Çünkü çok hassas olduğu için kek dağılıyor ve yapışıyor. Hemen ortadan ikiye kesiyorum. Çok dikkatli olun. Şöyle köşeden başlıyorum. Hemen şöyle hızlı bir şekilde çeviriyorum. Çünkü çok kırılıyor. Birazcık kırılacak artık. Yapacak bir şey yok. Alt kısmı koyuyorum. Sorun değil kırılması hiç. Çok kırılgan olduğu için direkt keki kenara aldım. Çünkü tahtadan da almaya çalışırsam bu sefer daha çok kırılacak. Kırılması sizi hiç korkutmasın. Gördüğünüz gibi yan yana getirdiğinizde, çünkü kremayla bütünleşecek. Hemen üzerine hazırladığım kremayı seriyorum. Hemen ardından kekimi yerleştiriyorum. İkiye böldüm. Daha fazla parçalanmaması için. Hemen çikolata sosumu çırpacağım. Çünkü beklemekten gördüğünüz gibi üzeri kaymak topladı. Tamamdır. Pastamın üzerine artık çikolata sosunu döküyorum. Kekin normalde bu tepsiyle pişirdim ama farkındaysanız kek küçük gibi gözüküyor. Çünkü piştikten sonra kek küçüldüğü için haliyle borcam da küçük gibi gözüküyor. Şöyle ben birazcık krem şanti hazırladım. Sadece süslemek için. İsterseniz bu şekilde bırakıp ya da üzerine Hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz. Bundan sonrası tamamen kendi zevkinize göre. Ben şöyle üzerine sıkacağım. Pastam artık hazır. Gördüğünüz gibi görüntüsü de gayet güzel. Borcam da yapılabilecek güzel bir pasta oldu. Ben şimdi dolaba kaldırıp sadece 2 saat dinlendirebileceğim. Çünkü çok bir vaktim yok. Ama eğer ki sizin vaktiniz olursa bir gece öncesinden ya da 6-7 saat en azından dinlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi dolaba gönderiyorum. 2 saat dinlendirdikten sonra son halini göstereceğim. Pastayı dinlendirdim. Artık dilimleyebilirim. Süslemesini aslında çok fazla beğenmedim. Siz daha güzel süsleyebilirsiniz aslında. Hemen şöyle öncelikle ortadan kesiyorum. Her kestiğinizde bıçağınızı temizleyin. Pastamın bir dilimini aldım çünkü rahatlıkla alamayacağım yoksa. Hemen şöyle. Gayet güzel oldu. Hemen bir çatalla
kıvamını da göstereyim. Gördüğünüz gibi keki yumuşacık oldu. Üzerindeki çikolatası özellikle. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.